Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Zabanan. Ben ve Fatma. Olmadı ama ben. Sen Fatih, ben Fatma dedim. Özür dilerim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Ben Fatma. Süper ikili. Yine karşınızdayız. Arkadaşlar zabanan afyonlar patlamadan çıktık yollara. Çok uzun zaman önce gittiğim bir sokak otomobil... Ne oğlum? Key. Key dediği tır arkadaşlar. Tır gördüğü zaman key diyor. Niye key? Nereden buldu? Kendi kelime öğretmiş yani. Literatüre yeni bir kelime daha eklemiş olduk Furkan sayesinde. Neyse, çok uzun zaman önce gitmiş olduğum bir otomobil fuarı. Birkaç defa gittim hatta. Bundan 2 yıl önce de babamla kardeşimi götürmüştüm. Neyse, şimdi yine ben uzun zaman önce, yazları olan bir durum bu. Yazları böyle bir sokakta insanlar kendi modifiye araçları veya lüks araçlarını getiriyorlar bir yere. O bir yer dediğimizde normalde Terminator 2 filminin çevrildiği yer. Daha doğrusu belli bir bölümünün çevrildiği yer. Orada sokakta böyle bir otomobil fuarı düzenliyorlar diyelim. Ya burada her türlü araba olabiliyor. İşte adam mesela Honda'sını almış, modifiye etmiş, oraya getirmiş. İşte ne bileyim Ferrari'sini almış, getirmiş oraya. O tarz araçlar olan bir yer. Oraya gidiyoruz. Aslında önceden dediğim gibi yani bu hafta sonları düzenlenen, 2 haftada bir, bazen ayda bir düzenlenen bir durumdur. Yazları sadece. Bu senenin ilki bu. Kendimi kaydetmiştim hani gideceğim diye de unuttum. Sonra dün akşam farkına vardım. Sabah erkenden kalktım, tamam dedim gideceğim. Tabii sabah kalktım, önce kendim mi gideyim yoksa hanımı da götüreyim mi derken en son şöyle bir dürttüm, dedim ya gidelim mi fuara? Tabii hanım gezmekten geri kalır mı? Hemen dedi tamam hadi gidelim. Maksat seni yalnız bırakmamak. Allah razı olsun altın. Hemen sabahın köründe kaldırdım onları da. Çıktık, şu anda gidiyoruz. Gideceğimiz yer aslında şu anda geç kaldık. Şöyle ki saat 8'de başlıyor. Şu anda başladı. 11-12'ye kadar devam ediyor. Aslında en güzel saatlerini kaçırıyoruz şu anda. Bir saat de var. Daha 9 civarında orada oluruz. O yüzden kaçırdık. Bir bölümünü kaçırdık. Artık ne kadarını yakalayabilirsek yakalayacağım. Ve sizlere bir video yapacağız bugün. Hem biz gezeceğiz. Hem de bir video yapmış olacağız. Böylelikle tırdan uzak kaldığım dönemler içerisinde yeni videolara yelken açıyoruz arkadaşlar. Neyse gidelim fuaralarına. Fuaralarında görüşeceğiz.
bedava da. Burası gidiyor ha. Transformers var ya anne. Transformers filmi burada çekilmiş. Transformers filmi burada çekilmiş. Ah, bir şey. Lan yok bir şey ya. Aa yok bir insan var. Ne oldu? Evet dostlar, şu anda yeni geldik. Şöyle ufaktan göstereyim arabaları. Yani bu park yeri. Normal senin benim gibi vatandaşların. Mesela Evo'lar. Şurada bir Audi. Hemen şurada klasik bir Amerikan. Ne olduğunu da bilmiyorum ama Ford galiba. Dur bakayım. Aynen aynen. Direkt Ford'muş ya. Görüyorsunuz bu tarz araçlar. Egzozlar. Aklınıza gelebilecek bin bir türlü araçları buraya getirmişler. Bu arkamda gördüğünüz yer, ki bir içerisine biraz sonra gideceğiz. Burası Transformers filminin ikincisinin çekildiği yer. Büyük bir fabrika. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda da burası askeri anlamda bayağı bir çelik üretmiş askeriyeye. Yani öyle bir yer yani. Bu şu kamyonete bakar mısınız? Deve gibi, anasını satayım. Tamam, gelelim. Neyse, içeriye girelim, açacağız. Ney? Benim. Ne? Benim. Wow. Oh, gel şuna bak, şuna. Furkan. Şuna bak, şuna. Bu nasıl bir teker lan? Arkadaş çok iyi ya. Şu tekerin büyüklüğüne bak. Daha içeriye girmedi. Ha, bunlar şahısların arabaları, onu da belirtelim. Yani dışarıdan öyle özel bir araba yok burada. Dışarıdan gelen arkadaşlar, yani senin benim gibi normal vatandaşların park ettiği yerler. Gel gel oğlum. Neyse, içeriye doğru gidelim, bakalım neler var. Normalde içeride oluyor. Oldukça da lüks arabalar da oluyor. Tabii gençler, böyle modifiyeyi seven arkadaşların da çoğunluğunun geldiği bir yer. Gördüğünüz gibi değişik değişik arabalar, egzoz sesleri. Duyuyorsunuz değil mi? Böyle bir yer yani. Çıkışında da oldukça polisler böyle bir yer tarafı kaplıyorlar ki insanları rahatsız etmesinler diye. Ama yine de ediyorlar. Bu arada Camaro'nun yenisi SS ve Camaro'nun eskisi SS. Eski yeni. Hadi içeri gidelim. Terminator, pardon, ne Terminator'u ya? Transform neydi lan? Evet dostlar, şimdi alana doğru gelmek üzereyiz. Ama hemen sağ tarafımda bir fabrika var. Şöyle göstereyim. Şu bahsettiğim fabrikanın üretim yerleri. Hatta filmde göreceğiniz bölümleri de bu. Helikopter falan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi uzun süredir burası kapatılmış. Şimdilerde de fuar ve konser alanı gibi kullanılıyor. Hatta tam önümde de bir sahnesi var. Şöyle göstereyim size. Sahne görüyor musun? Hani? Ha, görmüyorum bak, koskoca kolonlar, speakerlar. O hatun, ne yapıyorsun sen ya? Ha, yok, oraya bakmadım. Şunlara bak. Ha, onlar tabii artık şu anda nostalji olmuş. Şu anda içerisinde yürüyebiliyorsun. O demirlerden belli bölümünden yürüyebiliyorsun. Bak, görüyor musun? İnsanlar yürüyor. Evet. Ama bayağı bir şeyli. Oldukça güzel yapmışlar. Yani eski bir yeri oldukça güzel bir şekilde değerlendirmişler. Şimdilerde böyle ayda 1-2 defa böyle otomobil fuarı şeklinde yapıyorlar. Tabi fuardan kastımız tabii ki sıfır arabalar da var ama birçoğu modifiyeli araçlar. Aslında önemli olan kısmı modifiyeli olan araçlar. Şöyle değişik bir şey de yapmışlar. Mac'in tır durağı diye. Mac tırı biliyorsunuz değil mi? Hemen şurası. Böyle bir trailer'ı koymuşlar. Daha doğrusu trailer da yok. Tamamıyla bu bir süs. Gördüğünüz Mac'in Anthem aracını da buraya koymuşlar. Ama tabii bu da bir süs. Normalde bu araç gerçek bir araç değil. Reklam amaçlı buraya konulmuş. Şöyle göstereyim. Gerçek araç gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bildiğiniz hiçbir gerçek araçtan farkı yok. Ama sadece kesmişler. Şaseyi şuradan kesmişler. Duvara dayamışlar arabayı. Böylelikle tabii gerçek aracı kesmişler. Bu şey değil. Ama gerçek zannettin değil mi? Değil ama, mi? Hayır değil. Arkası yok. Görmüyor musun? Trailer şeyi vardı. Neyi var? O resim güzelim. Aa. Tabii böyle yeni arabaları da koyuyorlar ki insanlara reklam yapmak için. Ama tabii bizi bunlar çok ilgilendirmiyor da şurada bak, Mac'in bir aracı var. Onu göstereyim size ya.
Ya bunu mutlaka görmeniz lazım dostlar. Şuna bir bakar mısınız? Şu aracın büyüklüğüne bakın ya. Büyüklüğüne. Şöyle tabii güzel de bir şey yapmışlar. Mac'in tarihini gösteren fotoğraflar kaplı. Wow. Şuna bakar mısınız? Oldukça büyük, oldukça iri bir makine. Böyle reklam amaçlı gördüğünüz gibi kameraları koymuşlar. Hemen şurada bir tane daha Camaro var. Ford var. İşte Chevy'nin aracı var. Suburban's. Arka tarafta Corvette var. Ve gördüğünüz gibi fuar alanına geldik. Oldukça büyük. Hadi bakalım ufaktan gezelim. Ford GT. Nasıl? Çok yerde. Çok mu yerde? Evet. Kaldıralım biraz. Bak başka bir tane daha var. Yine Ford GT. Lambo'ya bak, Lambo'ya. Ha. Çok iyi ya. Çok iyi. Hemen burada da başka bir Acura'mız var. Aa bak buranın boyutu. Ne oldu oğlum? Senin boyunda. Al Ferrari. Güzel bir araç. Oldukça güzel bir araç. .458 Spyder. Şuna bak. Bu da Formula 1 aracına benzetmişler. Ama bu aslında bir motosiklet tarzı bir şey. Araç bu bak. Önünde normal motoru falan, arka tarafında da go-kart aracı var, görüyor musun? Aa. Ya bak şimdi. Lambolar, Ferrari'ler. Aklınıza ne geliyor? Hepsi var. Ve bunlar dediğim gibi arkadaşlar şahıs araçları. Şahıslara, sana bana ait olan araçlar. Tabi bana ait olan araç yok da. Filmlerde olan, oyunlarda olan Ferrari var ya. Transformers. Bu da dönüşüyor. Bu mu dönüşüyor? Wow. Bu at. At oğlum at. Bu nasıl? Burkan bak bu nasıl? Kaportasını takmayı unutmuşlar ya. Kaportayı takmayı unutmuşlar. Buna kaportayı nereye takacaklar? Yalnız içerisine bakar mısın? Demir koruyucular, moruyucular böyle sağlam bir şey ya. Şu araba o kadar lüks ki. Yalnız bu kadar lüks araba içerisinde bu araba neredeyse hiç normal bir araba gibi duruyor. Aa, o da çok iyiymiş ya. Vay. Süper Charger diyor. Çok sağlam ya. Çok güzel rengi var ya. Wow. Yine şu baksana şunlara ya. Harika ya. Şu Ferrari'ye baksana. Boyamış, rap dediğim şey, kaplamışlar arabayı. Kaplama değil mi? Aha, kaplama. İnternette çok görüyordum kaplama. Evet. Zaten baksana şuradan kapmış. Ama rengi güzel. Oğlum ne yapıyorsun? Çalacaksın mı arabayı? Arabayı mı çalacaksın? Burkan bak senin araba. Bak şu araba normalde benim eski araba var ya, hı hı. Onun yapılmış hali ama tabi M. Üstü açılan var ya, hı hı. Oh, normalde M3. Şu da eski klasik Porsche ile hemen yanında yeni versiyonu, onun yanında daha da yeni Spyder versiyonu. Kaportasının açılmasına bakar mısın? Bakın gel. Cantları da ölecek. Bisiklet tekeri gibi desen daha iyi değil mi? Evet.
Jaguar. Evet. Bak bu arabayı benim eski videolarımdan birinde görmüşlerdi. Ben de gördüm tabii. Bu arabadan o kadar bahsetmişlerdi ki bu arada yeni arabayı yakından çekiyoruz. Çok güzel ya. Çok yerde ya. He? Çok yerde. Şuraya baksana, devri değecek yani. Hayatın bu arabaların özelliği bu zaten. Oradaki arabalar daha lüks. Bunlar mesela, hani bunlar da aslında mesela M5 işte, ne bileyim, Mustang'in yapılmış arabaları. Mesela bak, adam içerisini kendisi modifiye etmiş yarış şeklinde. Tabii dışarıdan baktığın zaman böyle biraz eski gibi duruyor ama gaza bastığın zaman never forget diyor, ama bu şey savaşla alakalı. Sözde gazilerinin isimleri. Bak Dodge Challenger. 392 Hemi motor. Tabi hep modifiye bunlar. Seslere bakar mısınız? Mustang. Bağırılar. Bu arabalar da çok güzel. Ama tabi bunlar biraz yapılmışlar. Baba. Efendim oğlum? Bak. Ne o? Oo, o da Subaru. Bak. Ne o? Aku. Aku arabası. Bu arada Volkswagen amblemini gördüğü zaman Haktan'ın arabası diye Aku araba diyor. Bak Mustang'e baksana, şuradaki Mustang'e. Şu Mustang'e bir baksana. İçi de geniş. Tabii. Baksana, Amerika'nın American Muscle dedikleri araçlar. Challenger'lar. SRT8, Hemi, Sharker. Wow! Bu neymiş? Wow! Ulan savaş var sanki ya. Görüyor musun? Sanarsın gök gürlüyor. Savaş yapıyorlar. O ona ateş ediyor, o ona ateş ediyor. Ford SD'ler. Ha, Lotus. Ford SD. Honda'cılar, burada mıyız? Honda'cılar. Oh, oh. Oha, ateş. Oh, o neydi böyle ya? Ateş etti, ateş. Kokuya bak. Ah. Vay. Camaro. Şöyle göstereyim içinde. Bu arabada da çift turbo var. Turbo charger. Hemen Mustang'lere bak. Bunları severler ya, Mustang'ler. Oo, bu ne? Mustang mi? Oo. Bak ne yazıyor burada, görüyor musun? Bak burada bir motor var. Diyor ki there is another engine in the back. Bir tane daha şey var diyor. Motoru var diyor arkada. Ve arkada arkaya geçiyoruz. Adam bir motor daha buraya koymuş. Böyle bir şey yok ya. Çift motorlu herif manyak. İşte araba bu yani. Bu adam yani bu arabayı çocuğu gibi yapmış tek tek. Sarı bir yaşlı adam değil mi buna sahibi? Bak bunlar da Camaro ile, yanında da Pontiac var. Şunun tekerlere bakar mısın? Babası.
Ne bal bozarı? Ha şu mu? Pokemon. Ben ne anlarım Pokemon'dan Hatun? Azma biz... oynadık be aşkım. Sen oynamadın mı? Hatun ben Pokemon zamanında biz karı kız kovalıyorduk. Hatun. Ben bisket çocuğuyum ben bisket. Gazoz kapağı ne Pokemon'u. Taso çocuğuyum. Ulan taso almak için cips olması lazım. Cips almak için para lazım. Wow look at this. Oğlum bu ne? Bak Lotus. Vallahi az önceki egzoz sesinden sonra bu şey gibi geliyor. Sinek vızıltısı gibi geliyor. Biz. Wait, so the GTs are leaving now. Yeah, oh, okay. Which one? The four GTs are leaving. There you go. That's one of them. Oh, okay. Red one. Ah. Yeah. That four GT geliyor harbiden. Şunu bir almak lazım. Go ahead. Evet, four GT arkadaşlar. Çok iyi duruyor ya. Hadi bağır bakalım. İki GT. Çok iyi ya. Ama çok sessiz gidiyorlar. Bu nedir ya? Oha Audi'ye bak ya. Çok iyi. Polis olduğundan numara yok değil. Polis var. Polisi koymuşlar. Her seferinde bağırtıyorlar diye. Ne alaka arkadaş? Otomobil fuarı yani. Polisi. Saçmalık. Bak şu araba eski klasik Mustang'lerden. 5 motor diyor ama içerisinde. Vallahi durdururlar hemen. Hemen ileride anında bir anons. Supra geliyor. Hem de bir ablamız kullanıyor. Hadi bakalım abla görelim. Abla çok sakinsin. Vallahi hiç yakışmadı bu kadar sakinlik. Oo arar. Okay. Oh my goodness. One more time. Bak ablaya. Abla çıldırmış olmalı. Hadi bakalım. Evet hadi Supra. Hadi bir görelim sesini. Hiç ses yok. Çok efendi gidiyorsunuz. Yakıştıramadım sizi. Eleman bağırıyor. 88'e geri git diyor. Zaman makinesinin arabası. Neydi? Zaman bilmem nesinin arabasıydı. Unuttum. Evet. Mustang'ler geliyor. Mustang'ler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of vallahi vurdu vuracaktı ha. Çok kötü. Hadi bakalım. Tamam mı? E bu mu ya? Bunun çok lüks geldi sesi ya. Artık bak şu Subaru'lar burada şey gibi geliyor. Çöp araba gibi geliyor bana. Aslında çok iyi arabalar da. Ha olay bu ya. Olay bu. Ha 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 ha
Sessiz. Çok sessiz ya. Çok sessizsin ya. Bu mu yani? Örümcek gibi. Bak şey geliyor. Ne o? Mazda'nın RX 7'si geliyor. Bu da SRT 8. Hadi lan bağırtsana. Cesaretli. Yeah. Abi bu ne ya? Yeah. Abi çok sessizsiniz ya. Bu ne ya? İntihar edin lan. Ha, RS. Okay. Try it. Bu ne lan? Dalga geçer gibi vız vız vız. Arı. Bak en azından olmayan egzozuyla yürekleri canlandıran gariban. Oo babası bak bak geliyor. Oğlum bu ne lan? Bu kamyon lan. Ki oğlum bu ki. Kiymiş anne. Aynen. Hadi bakalım görelim. Hadi bakalım. Olsun be. Ulan ne varsa yine redneck'te var. Ki öttürdü yani. Tabii ne varsa yine redneck'te var ya. Başka yok. Aa Lotus geliyor. Hadi bakalım. Bu Lotus'tan bir şey çıkar mı? Baba. Hadi bakalım çıkacak mı? Diye. Bakıyorum onu. Sessize benziyor ama. Oo bu iyiymiş ya. Olsun. Cesaretini takdir ettim. Evet. Bakalım. Okey. Olsun. 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 O da güzeldi. Sorry about that, boss. It's alright, it's alright. Evet, golfler. Okay, Challenger. Arkadaş bu nedir ya? Yavaş yavaş gidiyorlar. Dandik Honda'ya bak şimdi. Bak, Dandik Honda'ya bak şimdi. Dedim ya ne varsa Honda'cılarda var. Çok iyiydi. İyiydi iyiydi. Aa bak Supra, Corvette. Hadi bakalım görelim. Lan bari Supra'yı öttür lan. Bu Supra ötmezse. Aa GTR. Hadi lan. Aa GTR hadi bakalım. Nasılsın? Okay, Honda Accord. GMC Yukon, GMC Yukon. Bunlar nedir ya? Ulan GMC'den buraya girilir mi? Terbiyesiz. Bakın bu BMW mi? Ha? Okay, SRT8 geliyor. Hadi bakalım nasıl. Yalnız çıkış yok, hepsi çıkış yok. Kim ya? Mitsubishi. Okay, geliyor. Ablayı gördün mü? Yemin ederim evet. Ne varsa ablada var ya. Helal olsun. Bak bu zengin cantları altından. Al cantlar altından, cantlar altından mı? Şey burma bilezik gibi duruyor dağıtın. Türk olmasın bu? Gelen Lexus. Okey Lexus hadi bakalım. Ben bu arabadan bağırtmazdı bu araba yeni ya.
Oh, sese bak ya. Hadi Honda'cı, yine ne varsa sende var, hadi. Ablaya bak ablaya. Ulan yetişemiyorum. En çok araba Focus. Hadi bakalım. Gelene bak, hadi bakalım. Dayı bu nedir ya? O arkadaş yaşlanınca gidin yaşlı arabası alın ya. Nedir ya? Oo, gelene bak. Bu arada bu sesi yapan burada bir tane şey var. Çok iyi ya. Bu arada canlı yayını yaparken diğer elimde de normal kamera var, çekim yapıyorum. Geliyor. Ford Focus. Hadi bakalım. Hadi hadi. Dostlar, videoyu, daha doğrusu günü bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi çıktık, eve gidiyoruz. Aslında oldukça güzeldi. Biraz sadece sıcaktı, piştik, yandık. Şu anda hala terle, sıcakla mücadele ediyorum. Ama hakikaten güzel bir gün geçirdim. Evet. En azından ben. Sen nasıl? Ben de. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değişik değişik arabalar, değişik değişik yaşam şekilleri. Güzel tarafı şu, en çok sevdiğim tarafı o yani. Modifiye kültürünün, ben hani Amerika'daki en çok sevdiğim şeydir bu. Modifiye kültürünün hani gerçek olması. Şimdi mesela bizlerde modifiye ne arabaya, bunu ben de yapıyorum. İşte arabaya film çek, iki tane işte aksesuar tak, vay araba modifiye oldu gözüyle bakıyoruz. Fakat burada hakikaten modifiyenin gözüne vuruyorlar. Bir de güzel tarafı, tabii parası olanlar için söylüyorum bunu. Adam mesela çok şey alıyor, lüks bir araba alıyor. O arabayı bile oynayabiliyor. Parası var tabii, oynuyor. Birçok canlı yayın yaptım Instagram'dan. Bilmiyorum arkadaşlar, Instagram'dan takip edenleriniz var mı? Olmayanlar varsa Türk Alt-Tire Trucker takibe yani başlayabilirsiniz. Ara ara bunu yapıyorum. Az önce bu görüntüleri de aldım. Canlı yayın da yaptım. Yaklaşık bir saate yakın canlı yayın yaptık. Bütün arabaları zaten canlı yayında gösterdim. Ne güzeldi, zevkliydi, keyifli bir gün geçirdik. Şimdi de evimize dönüyoruz. Genelde böyle olur, ara ara değişik yerlerde olur. Bunlar klasik otomobiller olur bazen, bazen normal tırlar, kamyonlar olur. Bazen de normal işte bu tarz yarış diyelim, yani yarış için özellikle modifiye edilmiş arabalar ya da sadece yaşlı amcaların toplandığı, kendilerince işte çocukları gibi baktıkları klasik otomobilleri toplarlar. Bu böyle yani Amerika'da birçok yerde olur böyle şeyler. Bu tarz festivaller sadece arabalarla sınırlı değil. Bunlar meyveler, sebzepe festivalleri, giyim kuşam festivalleri, müzik festivalleri vesaire vesaire vesaire, bir ton
şey olur. Bu da onlardan bir tanesiydi. Benim takip ettiğim, sürekli böyle olduğu zaman gelmeye çalıştım. Hemen hemen her sene gelmeye çalışıyorum. Yani genel anlamda sevdiğim, yani otomobil de zaten sevdiğim için o anlamda güzel. Bu sene ilk kez hatunu da getirdim. O da sevdi. Sevdim, hoşuma gitti. Yani güzeldi. Biraz Furkan rahatsız oldu çünkü çocuk sıcakta susadı. Su da vermedik. Şimdi evinden beri kola kola diye bağırıyor. Kola alacağız. Yoksa artık kızmaya başladı. Neyse arkadaşlar, bu tarz bir video oldu. Bundan sonra da bu tarz, buna benzer veya yani önümüze ne geliyorsa onun videosunu yapmaya devam edeceğiz. Siz de takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Hayallerinizi kovalamaya devam. Sonuna kadar devam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çıkıyor musun? Hayallerinizi kovalayın. Kovalayın. O kadar. Geçti. Ne kadar kırmızıya geçti.